Canan, bu hafta yine Biyografi TV'de sizlerle yine bir Türk jönümüzü tanıyacağız. Deli Yürek deyince aklınıza kim geliyor? Kenan İmirzalıoğlu. Evet. Deli Yürek, Ezel gibi bir zamanların popüler dizilerinde oynadığı rolleriyle adını duyurmaya başaran Kenan İmirzalıoğlu. Mustafa ve Yıldız İmirzalıoğlu çiftin en küçük çocukları olarak 18 Haziran'da 1974 tarihinde Ankara'ya bağlı olan Bala'da Üçem köyünde dünyaya geldi. Derviş ve Yasemin adında kardeşleri vardır. İlk öğretimini Bala'da tamamladıktan sonra orta öğretimini tamamlamak için Ankara'ya teyzesinin yanına taşındı. Orta ve lise öğretimini Ankara'da yaptı. İlk denemesinde üniversite sınavını kazanamayarak ailesinin yanına dönmüş olsa da bir sonraki üniversite sınavını kazanarak Yıldız Teknik Üniversitesi'ne yerleşen İmirzalıoğlu burada matematik okudu. Oo, bayağı. Abi, matematik nereden okudu. Nereye? Aynen ya. Bak şu an ben de şaşırdım ya. Yani. Aynen. Üniversitedeki arkadaşlarının ısrarları üzerine katıldığı modellik yarışmasından başarıyla ayrılması üzerine modellik kariyerine başladı ve 1995 yılında Türkiye'nin en iyi modeli seçildi. Hatırlıyorum o dönemleri ben. Türkiye birincisi olarak katıldığı Best Model of the World yarışmasını da kazanan İmirzalıoğlu, bu yarışmayı kazanan ilk Türk erkeği oldu. Of of, başarıya bak yani. Vay be. Televizyon ve sinema ekranlarıyla tanışması ise ünlü yönetmen Osman Sınav'ın sayesinde gerçekleşti. Sınav'ın desteğiyle katıldığı Deli Yürek dizisinin seçimlerinde başarılı oldu ve 99-2002 yılları arasında yayın hayatını sürdüren dizide Yusuf Miroğlu karakterini canlandırdı. Başarılı oyuncu, dizinin devamı olarak gösterilebilecek olan sinema filmi Deli Yürek Bumerang Cehennemi'nde rol alarak sinemaya da katıldı. Deli Yürek süreci bittikten sonra dil eğitimi için Amerika'ya gitti. Amerika'dan dönünce birçok film ve dizi için teklif aldı. Uğur Yücel'in yazıp yönettiği Alacakaranlık dizisini kabul etti. Daha sonra aynı kadronun hazırladığı Yazı Turu adlı sinema filminde rol aldı. Bumerang Cehennemi'nden sonra bir süre sinemaya ara veren Mirzalıoğlu, 2004 yılında Alacakaranlık ile sinemaya geri döndü. Her ne kadar başarılı bir gişe başarısı kazanmamış olsa da Alacakaranlık film festivallerinde ve eleştirmenlerin gözünde büyük bir başarı kazandı. 2007 yılında vizyona giren Kabadayı'da efsanevi oyuncu Şener Şen ile beraber çalışma fırsatını yakalayan İmirzalıoğlu, bu filmde canlandırdığı uyuşturucu bağımlısı, mafya babası Devran rolüyle sevenlerinin gönlüne taht kurmayı başardı. Deli Yürek'te de ama bayağı tanınmıştı zaten. Yani tahtı sağlamdı orada da. Ünlü oyuncunun rol aldığı son sinema filmi 2010 yılında vizyona giren Ejder Kapanı oldu. Akrep Celal adlı başkomiseri canlandırdığı film sayesinde ikinci kez Uğur Yücel ile beraber çalışma fırsatı bulan İmirzalıoğlu, filmden beklentilerinin yüksek olduğunu belirtti. 2012 yılında Uzun Hikaye adlı sinema filminde oynadı. Yine 2012 yılında başlayan Karadayı adlı dizide Bergüzar Korel ile başrolü paylaştı. Ay, harika bir diziydi o. Unutamıyorum. Kenan İmirzalıoğlu Aralık 2014'ten beri Sinem Kobal'la birlikte, bildiğiniz gibi 2014 Mayıs 2016 tarihinde Cunda Adası'nda dillere destan bir düğünle dünya evine girdiler. Ezel'i unuttun. Sence ben Ezel'i unutur muyum? Bakayım beni ne kadar dikkatli dinliyor videoyu izleyenler bence diye. Bence en iyi işlerinden. En iyi drama filmiydi. Cansu Dere ile birlikte oynadılar. Televizyonda da bayağı bir unutmaz kitleleri, bir evet, efsaneydi ikisinin aşkı oradaki. Ezel'i unutmadık tabii ki. Beğenmeyi unutmuyorsunuz arkadaşlar. Teşekkür ederim. İyi günler.